أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظاهرين Aziz dinleyenlerim, Mü'minin Suresinin 42. ayetiyle bugün dersimize başlıyoruz inşallah. Bundan önceki geçen ayetlerde Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ı ve onun kavmiyle olan ilişkisini ve neticede Nuh Aleyhisselam ve beraberindekilerin kurtuluşunu diğerlerinin helak oluşuna dikkat çekmişti. Sonra da buyurmuştu ki bundan sonra yeni bir topluluk getirdik. Onlara da peygamberleri geldi. Onlara da Allah'tan başkasına kulluk etmemelerini tavsiye etti. Fakat onlar yalanladılar. Ve sonra onlar da helake doğru yuvarlandılar buyurduktan sonra tekrar şöyle buyuruyor. ثُمَّ enşenâ مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَر۪ينَ Bunların ardından da başka nesiller inşa ettik, var ettik. Evet, dünya tarihi böyle nesil nesil akıp geliyor. İşte Rabbimiz adeta bu tarihin akışına dikkat çekiyor ve bu tarih içerisinde nesillerin yapıp ettiklerine işaret ediyor. Sonlara bir bir tarih sahnesinden çekilmelerine efendim Dikkat çekiyor. Ad kavminden sonra daha önce de ifade ettiğimiz gibi Nuh Aleyhisselam'dan sonra Ad kavmi olduğu ifade ediliyordu müfessirlerimiz tarafından. İşte bunlardan sonra da bu kavimde helak edildi. E, peygamberlerine karşı geldikleri bir takım günahlara, inkara, şirke saplandıkları için e, isimleri zikretmiyor Cenab-ı Hak hangi kavmin olduğuna dair bir isim vermiyor. Fakat Kur'an'ın diğer ayetlerinden e, biliyoruz ki Nuh Aleyhisselam'dan sonra işte Ahad'dan sonra Semud kavmi, sonra Lut kavmi, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, Eyüp ve Yusuf Aleyhisselam'ın kavimleri gibi kavimler geldiler. Zaten burada da işte onlardan sonra da nice nesiller var ettik buyuruyor Cenab-ı Hak burada. Şimdi bir genel cümleye yer veriyor. Ma tesbiqu min ummetin eceleha ve ma yestahirun. Hiçbir ümmet, hiçbir topluluk kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Nasıl efendim fertlerin bir hayatı var. Doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Herkesin bir yaşayacağı bir müddet var. Cenab-ı Hakk'ın katında belli, biz bilmiyoruz. Aynı şekilde ümmetlerin, devletlerin, milletlerin de böylesi ömürleri var. Bu ömürler de farklı farklı. Kimisi 100 yıl yaşar, kimisi 200 yıl yaşar, kimisi 500 yıl yaşar, kimisi 1000 yıl yaşar ama netice itibariyle onların yerine yenileri gelir efendim. Yeniden yeniden dünya adeta dolar ve Boşalır. Cenab-ı Hak da her ümmete bir uyarıcı gönderir. Nitekim e, ayetin devamında yani 44. ayet olarak şöyle buyurulur. ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا Tetra. Sonra biz peygamberlerimizi birbiri ardınca gönderdik. Yani bir önceki nesil helak oldu veya artık din-i İslam'ın esaslarını unuttular. Tevhidden saptılar. Cenab-ı Hak yeniden bir peygamber gönderiyor. Peş peşe peygamberler gönderiliyor. Bunların sayılarını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da 25 kadar peygamberin ismi geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bir hadiste de peygamberlerin sayısının 124 bin ya da 224 bin olduğuna dair işaret var, beyan var. Ancak bunun da çokluktan kinaye olduğu ifade edilir. Yani çok sayıda peygamber geldi anlamında bir ifadedir der bazı hadis şarihleri, hadis açıklayıcıları. İşte burada da Cenab-ı Hak peygamberlerin sayısını ve isimlerini bize vermiyor hepsini. Buyuruyor ki sonra biz peş peşe birbiri ardınca belli aralıklarla peygamberler gönderdik. Elçilerimizi gönderdik. Burada geçen tetra ifadesi peş peşe ama belli aralıklarla peş peşe. Hemen biri vefat edip diğeri geliyor tarzında değil. Bir müddet geçiyor aradan. İnsanlar belki tebliğ edilen hakikatleri unutuyorlar. Cenab-ı Hak yeniden hatırlatmak üzere bir peygamber daha gönderiyor. Küllemâ câe ümmeten rasûlühe kezzebûhû. Her ne zaman herhangi bir ümmete, bir topluluğa, Onlara, onların elçisi gelince kezzebuhu onu yalanladılar. Yani genelde demek ki toplumların ahlakı, genel ahlakı diyelim kendilerine gelen uyarıcılara karşı bir tepki duyuyorlar. Yalanlıyorlar. Kabul etmiyorlar önce. Fetba'na ba'dahum ba'dan ve cealna'hum ehadise febo'den li kavmin la yu'minun Biz de onları birbiri ardına takarak helak edip onların başlarına gelen şeyleri ibretli hikayeler haline getirdik. O halde iman etmeyecek bir kavim helak olsun, yok olsun, uzak olsun, bu diyardan göçsün gitsin anlamında febu'den di kavmin la yu'minun. Peygamberler peş peşe geldi ümmetlere, topluluklara. Bazen efendim her bir topluluğa ayrı peygamber geldi. Ama genel olarak peygamberlerin karşılaştığı tepki yalanlama tarzında oldu. Peygamberi kabul etmediler. Ya dediler senin bizden ne farkın var? Sen de bizim gibi bir insansın dediler. Veya sen Allah'a iftira ediyorsun dediler. Veya sen bir sihirbazsın dediler. Veya sen bizim üstümüze bir amir olmak için böyle bir iddiada bulunuyorsun dediler, dediler, dediler. İşte bu şekilde topluluklarda böyle bir Allah'ın elçilerine karşı bir tepki oluştu. Zaten aslında bugün de benzer tepkiler var. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetini bugün yapan insanlar, tebliğ eden insanlar da benzer tepkilerle karşılaşıyorlar. Elhamdülillah ki hakikati din yani dinin hakikati İslam bugün terü taze efendim hiçbir eksikliği olmadan, tahrif olmadan, herhangi bir değişiklik olmadan elimizde. Kur'an-ı Azim şu an elimizde. Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisleri bize kadar sağlam bir şekilde nakledilmiş. bütün bunlar önümüzde olduğu için eğer birileri bunları güzelce öğrenir, hayatına tatbik eder ve insanlara ulaştırmak için onları tebliğ ederse çoğunlukla e, etrafından böylesi tepkileri yine görür. Görüyor. Neden? Çünkü insanoğlunun menfaatine uymuyor efendim. Rahatına, zevkine dokunuluyor. E, ahiret var diye o tedirgin ediliyor. İnsanlar da bunlardan hoşlanmıyor. Ölüm vardır, hesap vardır, yeniden diriliş vardır deyince inkara kalkışıyorlar hemen. E, efendim İnsanlara doğru sözlü olun, ticarette, alışverişte yalan söylemeyin dendiği zaman e, yine tepki gösteriyor. Efendim diyor ki yalan söylemeyen ne var, dürüstlükle kim e, kazanmış anlamında tepkiler görüyorsunuz. Veya işte e, diyorsunuz ki şehvetlerinizin peşine gitmeyin, Allah'ın helal kıldıkları varken harama gitmeyin diye uyarıyorsunuz diyelim. Bunu, buna karşılık herkesin efendim bekçisi sen misin? Ee, sen kim oluyorsun da bana öğüt veriyorsun, yol gösteriyorsun. Sen kendine bak bizim işte hayvanlar kadar da hürriyetimiz olmayacak mı diye tepkiler alıyorsunuz. İşte demek ki Hz. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar peygamberlerin toplumlarıyla yaşadıkları e, hakikat böyle bir şey. İşte peygamber varisi diyeceğimiz alimlerimizin, ariflerimizin de zaman zaman benzer tepkilerle karşılaştıklarını biliyoruz. Burada aslında başlangıçta bu hasile anlatılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve kavmine de yani Mekkeli müşriklere de o dönemde yaşayan kimselere de bir mesaj da verilmiş oluyor. Peygamberimize denilmiş oluyor ki Ey Nebi Ekrem, yalanlanan bir tek sen değilsin. Senden önceki peygamberler de hemen hemen hepsi benzer tepkilerle karşılaştılar. Ama onlar vazifelerini sabırla ifa ettiler. Sen de azimle ve sabırla vazifene devam et, tebliğe ısrarla devam et. Etraflarına da denilmiş oluyor ki, evet siz yalanlıyorsunuz ama sizden önce sizin gibi böyle peygamberleri yalanlayanlar helak olup gittiler. Arkalarında da bir iz kalmadı sadece ibretlik hikayeleri kaldı. Siz de böyle olacaksınız mesajı verilmiş oluyor. Çünkü ayetin sonunda ve cealnahum <laughs> ehadise buyruluyor. Yani biz onları sadece haklarında konuşulan kimseler yaptık artık. Ya şöyle bir topluluk vardı, şöyle bir kavim vardı. Onların hepsi helak olup gittiler. İşte içi boşalmış, harap olmuş evleri. Bu diyarlarda yaşıyorlardı. Kim bilir ne safalar sürüyorlardı ama şimdi yerlerinde yerler esiyor diye haklarında konuşulan kimseler haline dönüşüyor. Topluluklar böyle. Öyleyse hiç kimse ebedi değil şu alemde. O zaman şu alemi doğru okumak, bu aleme ne için geldiğinin farkında olmak ve misyonu neyse, vazifemiz neyse onu en güzel şekilde ifa etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ve şu da bir hakikat ayette vurgulanan bütün ümmetlerin bütün toplulukların da bir Allah katında belirlenmiş bir süreleri var. Bilinen bir süre bu. Levh-i Mahfuz'da kayıtlı. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır. Geçmişi, geleceği, şimdiyi hem de bilemeyeceğimiz kadar, düşünemeyeceğimiz kadar detaylarına kadar her şey Allah'ın ilminde vardır. O ilme göre Cenab-ı Hak Levh-i Mahfuz'da Onların ecellerini zaten tayin etmiştir. Onların ecelleri gelince ne öne alma şansları vardır ne de ecellerinden yani kendilerine tayin edilen süreden uzun kalma şansları vardır. Bu alem böyle kurulmuş, böyle devam etmektedir. Thumma arsalna Musa ve ve Harun bi ayatina ve sultanin mubin. Sonra diyor Cenab-ı Hak artık bu kavimler den sonra bir de Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. İla Firavune ve mele'ih festekberû ve kânû kavmen âlîn Firavuna ve onun ileri gelen yetkililerine kavminin ele başlarına gönderdik. Fakat onlar hakkı kabul etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar kendilerini pek üstün gören bir kavimdiler. Kendilerince toplumun ele başlarıydılar onlar. Efendim varlık itibariyle öyleydiler. Belki idari ve siyasi iktidarları itibariyle kendileri toplumun önünde görülüyorlardı. Ve kendilerini de yüksekte görüyorlardı. Halkla aynı seviyede olmak onlara zor geliyordu. İşte Musa'yı ve Harun'u böyle Firavun'a ve etrafındaki bu nevi kimselere gönderdik. Hem de ayetlerimizle, mucizelerimizle. Buradaki ayet kelimesi hem mucize, başlangıçta böyle anlaşılıyor. Hem de efendim ilahi hatırlat, ilahi hakikatleri hatırlatan emirlerimizle, mesajlarımızla gönderdik anlamındadır. Ve, ve sultanın mübin bir de apaçık bir delille gönderdik. Apaçık delilden maksat müfessirlerimize göre Musa Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi olan Asa mucizesidir. O Asa ya e, Cenab-ı Hak farklı bir misyon yükledi. E, onun eliyle o asayla nice nice mucizeler oldu. Zaman geldi ejderha oldu Musa Aleyhisselam'ın asası. Zaman geldi Kızıl Denizi ikiye yaran hatta efendim 12'ye yaran bir e, tılsımlı değneğe dönüştü. E, efendim Cenab-ı Hak dilerse her şey olur. Peygamberler mucize gösterirler. Peygamberlerin mucizesi haktır. Mucize demek başka insanların yapamayacakları, beşerin aciz olduğu şeyleri ortaya koymaları demektir. Musa Aleyhisselam'da da birçok mucize gerçekleşti. Asa'dan başka yedi beyda dediğimiz ele bembeyaz, adeta güneş gibi parlayan bir şekilde de efendim koynuna sokup çıkardığı zaman böyle bir farklı bir tarzda ışık veriyordu adeta. Ee, Cenab-ı Hak bir de ceza maksatlı çekirge sürüleri gönderdi. Onlara bit, kurbağa, kan, e, denizin yarılması gibi kıtlık içinde geçen yıllar ve ürünlerin, ürünlerin noksanlaşması gibi bir takım mucizeler de verdi Musa Aleyhisselam'a ayrıca. Fakat burada e, ve sultan-ı mübin apaçık bir delille e, ifadesinden asanın anlaşılması gayet makul ve yerinde bir anlayış görünüyor. Bir ayatina ifadesi ise diğer mucizelere işaret olduğu gibi biraz önce saydığımız ama azana kanaatim özel mesajlarımızla yani ey Firavun azma sen ilah değilsin işte Allah'a kul ol Allah'ın kullarına zulmetme anlamındaki Cenab-ı Hakk'ın hatırlatıcı mesajlarıdır da diyebiliriz. Tevrat'tır diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü Tevrat daha sonra nazil oldu. Firavun'un helakinden sonra nazil oldu Musa aleyhisselama kitap olarak. ''Fekalû Musa ve Harun Firavun'a gittiler ve Firavun'un etrafındaki elebaşlarına tebliğ ettiler. Onlar dediler ki diyor Cenab-ı Hak fekalu dediler ki enu minu li beşerayn mislina ve kavmuhuma lena abidun. Yahu şimdi biz bizim gibi iki tane beşere, iki tane insana mı iman edecekmişiz? Üstelik bunların kavimleri, toplulukları bizim kullarımızken yani biz onların üzerinde hük hüküm süren efendilerken şimdi bu iki adam çıkmış onların içerisinden gelip bize akıl veriyorlar, yol göstermeye kalkıyorlar kendi akıllarınca. Şimdi biz bunlara mı iman edeceğiz diye önce istihza ediyorlar, hakir görüyorlar. Karşılarındaki Musa ve Harun Aleyhisselam'ı onları küçük görüyorlar ve kavimlerine de hakaretle bakıyorlar. Diyorlar ki onların zaten mensup olduğu kavimleri yıllardan beri bizim kölelerimiz. Hep bize boyun eğen, karşımızda el pençe divan duran kimseler. Ne diyorsak onu yapan kimseler. Şimdi bunların arasından iki tane adam çıkmış. Kalkıp bize biz Allah'ın elçisiz diyerek üstünlük taslamaya kalkıyorlar. Şimdi biz bunlara inanacak mıyız diye böyle bir kendi aralarında muhtemelen birbirlerine bakışarak konuşuyorlar. Böyle mi olacak bu diye. Tefsirlerimizde anlatıldığına göre Musa Aleyhisselam'ın kavmi Dört asır kadar tabi o Mısır firavunlarının yönetimi altında bir şekilde mazlum konumda, mahzun konumda varlıklarını sürdürmüşler. İşte Cenab-ı Hak mahzunları, o mazlumları, gönlü kırık insanları yüceltmek, onları o zulümden kurtarmak için ve onları batıl bir itikattan, inançtan kurtarmak için Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderiyor. Musa aleyhisselamın talebi üzerine Harun aleyhisselam da e, peygamber olarak Musa aleyhisselamın yanına yardımcı veriliyor. Ve böylece Firavun'la bu ikisi birlikte bir mücadeleye girişiyorlar. Fekeddevuhuma fekânû minel mühlekin kendi aralarında böyle konuştuktan sonra bu iki peygamberi yalanladılar. Yani yalan söylüyorsunuz. Böyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Allah hakkında iftirada bulunuyorsunuz. Hayır siz doğru söylemiyorsunuz diyerek yalan söylediler. Yalanladılar. Ve böyle yalanladıktan sonra da artık onlar helak olunanlar grubuna dahil oldular. Onlar da helak oldular. Nasıl helak oldu? Kur'an'ın değişik yerlerinde Firavun ve askerlerinin işte Kızıldeniz'de Deniz'de efendim boğularak helak olduklarını bize Rabbimiz anlatır. Allah adamlarıyla savaşanlar eninde sonunda mağlup olacaklardır. Çünkü Allah dostlarıyla beraberdir. Peygamberler ve onların yanındakiler tarih boyunca hep kurtulmuşlar. Esas kurtuluş, daha büyük kurtuluşu ahirette görecekler kafirlerin yanında, firavunların yanında, tağutların yanında olanlarsa elbette kaybedenlerden olmuş. Bugün bir müddet, efendim bir süre kazanmış gibi görünseler bile bir süre böyle rahat bir hayatları var, müreffeh bir şekilde yaşayıp gidiyorlar gibi görülse, görünse bile bir müddet sonra tepe takla gelecekler ve hayatın tokadını yiyecekler. Helak olanlardan olacaklar. Şu dünya hayatında kendilerince maddi olarak bir bolluğun içinde yaşasalar bile ebedi hayatları zindan olacak. Ateş onları bekliyor olacak. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Ant olsun ki Musa'ya da kitabı verdik. Yani Tevrat'ı verdik. İşte Firavun ve askerleri helak olduktan sonra Musa aleyhisselam Tuğra davet edilir. Ve Cenab-ı Hak orada ona kitabını indirir, Tevrat'ı indirir. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Ta ki onlar yani o İsrailoğulları doğru yolu bulabilsinler için böyle bir şey yaptık. Yani Tevrat'ı indirdik. İçinde hidayet olan bir kitap. Tevrat Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne indirdiği o büyük hakikatleri muhtevi kitaplardan birisi. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Azimüşşan ve Zebur bunlar bildiğimiz Rabbimizin indirdiği kitaplar. Elbette zamanla onlar tahrife uğramış yani değişikliğe uğramış yanlış yanlış yorumlarla insanlar saptırılmışlar. Kur'an-ı Azimüşşan ise elhamdülillah indirildiği gündeki gibi aynen günümüze kadar muhafaza edilebilmiş. ve cealne ibn Meryem ve ummuhu ayeten ve aveynahuma ila rabbatin ve Meryem oğlu ile annesini de bir mucize yaptık. Meryem oğlu kim? İsa Aleyhisselam. Annesi Meryem valide. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bunları da diyor bir ayet yaptık, bir işaret yaptık kudretimize, yüceliğimize, vahdaniyetimize işaret eden bir ayet yaptık. Nasıl ayet oldu? Meryem validemiz bakire bir hanımefendi olarak İsa Aleyhisselam'a hamile kaldı. İsa Aleyhisselam da daha beşikteyken, daha küçük yaşlardan itibaren efendim mucizeler kendisinde görülmeye başladı. Nice nice mucizeler elinde zuhur etti. Cenab-ı Hak onun elinde ölüleri diriltti. Körleri, âmâları efendim şifaya kavuşturdu. Daha nice nice e, mucizeler gösterdi İsa Aleyhisselam. O da e, Allah'ın Ülül Azim peygamberlerinden, büyük peygamberlerinden bir peygamberimiz e, İsa Aleyhisselam'da. Kur'an-ı Kerim'de daha çok hep e, İsa bunu Meryem diye geçer ya da İbnu Meryem diye geçer. Meryem'in oğlu. Böyle geçmesinin bir hikmeti Hristiyanlar e, İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu olarak gördükleri için Cenab-ı Hak Kur'an'da ısrarla i̇bn Meryem diye ifade eder ona. Meryem'in oğlu. Allah'ın oğlu değil. Meryem'in oğlu İsa. Hem burada Meryem validemize bir efendim tesrif teşrif var. Yani Cenab-ı Hak onun şerefini, mekanını yüceltmiş oluyor. Hem de herkese mesaj veriyor ki İsa İbnullah değil. Yani Allah'ın oğlu değil. i̇bn Meryem. Meryem'in oğludur. Meryem Valide'nin oğludur. Ee, ve diyor Cenab-ı Hak, biz bu e, Meryem oğlu İsa'yı ve annesi Meryem'i bir ayet kıldık. Ve aveynâhuma ilâ rabvetin zâti garâri ve ma'in. ikisini de kalmaya elverişli kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Onlara diyor, iyi bir konum verdik. Güzel bir konum verdik. Orada böyle Efendim bir kaynak sular olan yerleşmeye son derece müsait bir yere onları ikamet ettirdik. Burası neresidir? Tefsirlerimizde Kudüs'teki İlya, Ramallah, Mısır ve Şam olduğuna dair farklı görüşler var tefsirlerimizde ama Yüce Rabbimiz orada isim vermiyor. Onları çok güzel bir yere yerleştirdik buyurarak onları koruyup kolladığını onlara dünyada da güzel güzel bereketli nimetler ihsan ettiğini hatırlatıyor. Zaten İsa Aleyhisselam buyuruyor ki ve caale ni'me mubareken eynema kuntu ben nerede bulunursam bulunayım Allah beni bereketli kıldı. Bereketlerle buluşturdu hep buyuruyor. İşte yerleştiği yerde bereketli. Efendim, ona daha nice bereket getirecek İkramlarda bulundu. Yüce Rabbimiz e, annesine de öyle ikramlarda bulundu. Meryem Valide bizim de validemizdir. İsa Aleyhisselam bizim de peygamberimizdir. Bütün peygamberlere iman ediyoruz. Bütün peygamberleri seviyoruz elhamdülillah. Cenab-ı Hak onları hep sevmeyi, kıyamette de onlarla beraber olmayı, bütün peygamberlerle hususiyle iki cihan güneşi Fahri Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmayı bizlere lütfeder inşallah. Ya eyyuhel rusul, külü minel tayyibat ve amelü saliha, inni bima ta'melûne alîm. Ey peygamberler, temiz ve helal olan rızıklardan yiyin ve daima salih ameller işleyin. Şüphesiz ben yapmakta olduğunuz her şeyi hakkıyla bilirim. Burada bütün peygamberlere bir hitap var. Ama bütün peygamberler Kur'an'ın indiği zaman hayatta değillerdi zahiren. Bu şu anlama gelir. Esasen birçok peygamber gönderdiğini Yüce Rabbimiz yukarıda beyan etmişti. Demek ki bütün peygamberlere verdiği bir ortak mesaj var. O ortak mesajlardan birisi de şu. Ey bütün peygamberler! Hepiniz tertemiz olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin ben yapıp ettiğiniz her şeyi en iyi bilirim. Bütün peygamberlere bunu söyledik diyor. Ve burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bir hitapta bulunmuş oluyor. Ey peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen de tertemiz olan şeylerden ye ve salih amel işle. Senin de yapıp ettiğin her şeyi ben en iyi şekilde biliyorum. Bu mesaj Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da verilmiş oluyor. Burada alimlerimiz çok güzel inceliklere dikkat çekerler. Cenab-ı Hak burada tıyıp olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin buyurmuş. Demek ki salih amel helal lokmanın bir ürünüdür derler. Yani şöyle helal lokma salih ameller işlemenin zeminini oluşturur. İnsan haramla beslenirse o vücutta efendim güzel niyetler doğmaz. O kişinin kalbinde hayırla hayırlı amellere yönelik güzel niyetler oluşmaz. Allah onu güzel amellere de muvaffak kılmaz. Çünkü haramla beslenen vücuda ateş daha layıktır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte mümin insan tıyip olacak, yani temiz olacak, temiz olabilmesi için de tertemiz şeylerle beslenecek. Sadece yiyip içtiğimiz şeylerin tıyip olması bile son derece bizi koruyucu, kollayıcı ve güzel amellere yönelticidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur ki evladım lokma vardır seni dünyaya meylettirir. Lokma vardır seni ahirete meylettirir. Lokma vardır seni ikisinden de alır doğrudan Mevla'ya yönlendirir der. Demek ki insanın yediği lokmalar ona bir yön çizmede büyük bir etkin rol oynuyorlar. E, dikkatli olmak gerekiyor. Cenab-ı Hak e, iman edip salih amel işleyenlere hep met eder ve onlara güzel güzel mükafatlar vaat eder. O mükafatlara nail olabilmek için şu alemde yediğimiz, içtiğimiz şeylerin tertemiz olmasına hususuyla dikkat etmeli. Aslında vücudumuza giren her şeye dikkat etmek gerekiyor. Gözümüzden girenler, kulağımızdan girenler, işte ağzımızdan girenler. Bunlar temiz şeylerse işimiz temiz olacak. Hayatımız pırıl pırıl olacak güzel güzel ameller bizi, bizden zuhur edecek. Bereketli bir toprağa dönüşeceğiz. Ama öyle değil de gözümüzden zehir, kulağımızdan zehir, işte ağzımızdan zehir girerse o zaman da e, efendim verimsiz bir toprak haline dönüşeceğiz. Bizden hayır namına hiçbir şey çıkmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki Allahü Teala temizdir ancak temiz olanları kabul eder. O peygamberlerini emrettiği şeyi müminlere de emretmiştir. Cenab-ı Hak peygamberlere ey peygamberler temiz ve helal olan rızıklardan yiyin ve daima salih ameller işleyin buyurmuştur. Müminlere de aynı şekilde ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin buyurmuştur. Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapıyor. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette, ellerini gökyüzüne açarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Giydiği haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte haramla beslenen kimsenin amellerinin Allah katında makbul olmayacağına, duasının kabul edilmeyeceğine burada açıkça işaret etmiş oluyor. Ayet-i Kerime'de geçen tayyibat kelimesi hem helal anlamında helal şeylerden yiyin hem de onların da içinde tıyıp gönlünüze hoş gelen sizin fıtratınızla uyumlu e, tertemiz olan şeylerden anlamında arı duru şeyler yiyin. Şüpheli şeyler yemeyin. Efendim hele hele haram şeyler yemeyin anlamında bir emri ilahidir. Ve inne hadihi ummetukum ummeten vahide ve ana rabbukum fettegûn. Şüphesiz tevhid dini olan İslam hepinizin tek dinidir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde kalbiniz saygıyla doptolu olarak bana karşı gelmekten sakının. Burada yukarıdan beri anlatılan Nuh Aleyhisselam, ondan sonra gelen peygamberler, ondan sonra gelen peygamberler, işte Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin verdiği ortak bir mesaj var. Nedir o mesaj? Allah'tan başkasına kulluk yapılmayacak mesajıdır. Allah'tan başka gerçekte, hakikatte ilah olmadığı beyanıdır, efendim mesajıdır. İşte bu mesaj Rabbin mesajıdır. Allahu Teala bütün peygamberlere ortak mesaj indirmiştir. Evet, şeriatları farklı olabilir, uygulamaları değişik olabilir. Ama özellikle Allah hakkındaki inanç, ahiret hakkındaki inanç noktasında hepsi aynı mesajları vermiştir. Rabbimiz de öyle buyuruyor. Siz bütün peygamberler ve ümmetleri, mümin olan ümmetleri hepiniz aslında bir tek ümmetsiniz. Ve inne hâzihi ümmetukum ümmeten <laughs> vâhide. Bakın siz tek bir ümmetsiniz. Çünkü Hepiniz Allah'a iman ediyorsunuz. Ahirete iman ediyorsunuz. Allah'ın gönderdiği elçilere saygılı bir şekilde yaklaşıyor ve onlara iman ediyor, destek çıkıyorsunuz. Ve ene rabbüküm ben de sizin Rabbinizim. fettakun artık yalnız benden sakınıp korkun. Bana karşı efendim benim azabıma ve gazabıma karşı dikkatli olun. Benim razı olduğum çerçevenin içerisinde hareket edin ve böylece sizler Allah'ın has kulları olarak, samimi itaatkar kulları olarak hayatınızı tamamlayın. O Allah da size en güzel şekilde mükafatınızı versin. فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Fakat insanlar din hususunda işlerini kendi aralarında parça parça böldüler dinlerini paramparça ettiler. O ilahi gelen o ortak mesajı adeta paramparça ettiler. Her kısım kendi yanında bulunan din ile memnundurlar. Herkes kendisi bir delil tutturmuş kendince. Biz doğru yoldayız diyerek efendim diğerlerini bir şekilde dışlayarak bir bölük pörçük bir din anlayışıyla hayatlarını sürdürüyorlar. Evet bakıyorsunuz tarih boyunca böyle olmuş. Tabii yüzlerce mezhep çıkmış, meşrep çıkmış. Evet haklı mezhepler olabilir. Farklı anlayışlar olabilir ama birçoğu tabii batıl mezhepler ort olarak ortaya çıkmış. 73 fırka olmuş, daha fazla olmuş. Tevrat etrafında öyle bir değişik değişik efendim cemaatler oluşmuş. İncil Hristiyanlıkta sayısız cemaatler oluşmuş. Müslümanlıkta da efendim birçok batıl mezhepler de ortaya çıkmış. Evet hak mezheplerimiz var. Hepsine saygı duyduğumuz mezhepler var ama insanların e, efendim nefislerini merkeze aldıkları, Allah'ın dinini bozmayı hedefleyen e, bir takım girişimler de olmuş. Bu girişimler de etraflarına grup oluşturmuşlar. Bunlar da farklı farklı olmuşlar. Herkes de kendince bir delil elde etmeye çalışmış. Herkes Kur'an ayetlerini kendince anlamaya çalışmış. Diğerinin anlayışını efendim yadırgamış. ve böylece birlikleri parçalanmış. فَتَقَطَّهُ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Herkes de son derece kendi delilleriyle mutlu buyuruyor Cenab-ı Hak. Halbuki dinin bir kısmını alıp bir kısmını bırakmak efendim onlar gerçekte sırat-ı müstakim üzerinde bulunmuyorlar. Din'in tamamını doğru öğrenmeye çalışmak ve ona göre amel etmeyi öne almak gerekiyor. Fezarhum fi gamratihim hatta hin şimdi sen onları içine gömüldükleri gaflet ve sapıklık içinde bir süre kendi hallerine bırakıver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun etrafındakiler de öyle çünkü onlar da biz de İbrahim'in dini üzereyiz diyorlardı. Halbuki İbrahim'in dini üzere iseler şirk koşmamaları gerekiyordu ama kendilerince bir takım gerekçeler ürettiler dediler ki bu putlar bizi Allah'a yaklaştıracak dediler. Allah'a yaklaştırsınlar diye biz ona tapıyoruz, onlara tap tapınıyoruz, onlara kulluk yapıyoruz dediler ve bununla beraber İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere olduklarını söylediler. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Sen onları ey Habibim bir müddet e, salıver bakalım gaflet ve sapıklık içinde kendi hallerinde e, biraz dolasınlar." diyor. Yani şöyle, çünkü peygamberin sesine kulak vermiyorlar. Kulak verseler zaten hakikat onların gönüllerine bir şekilde işleyecek. Kulaklarını tıkıyorlar peygamber çağrılarına karşı, davetlerine karşı. Hakikatleri gizlime adına ellerinde ne gelirse yapıyorlar. Her türlü hile ve düzen kuruyorlar. O halde gafletleriniz içinde bir müddet debelenin bakalım diye bıraktı sen onları bir müddet diyor. Kendilerine bırakıver. Eyahsebune enma numittuhum bihi min mali ve benin nusariu lehum fil hayrat bel la Onlar kendilerine vermekte olduğumuz mal ve oğullar ile Onların hayırlarına mı koşuyoruz? Koşuyoruz sanıyorlar. Hayır. Onlar işin farkına varmıyorlar. İnsan tabii hayat aldatıcı yönleri de çok. Evladı iylleri varsa böyle sıra sıra. Malı mülkü varsa, arabası var, köşkleri varsa şöyle de düşünüyor çoğu zaman böylesi insanlar. Ya Allah bizi sevmese zaten bunları bize verir mi? Madem bize veriyor, o zaman biz daha makbulüz. Siz bak hallerinize perişansınız diyor bazen. Nitekim peygamberlerin etrafına başlangıçta hep zayıf kimseler, fakir kimseler e, toplanıyorlar. İstisnai olarak elbette toplumun şerefli, önde gelen kimselerinden de müminler var. Ama çoğunluğu zayıflar. Öyle olunca da öbür materyalist felsefe e, hayat dediğim bu hayattır. E, burada kim güçlüyse esas güçlü odur efendi odur diye bakan kimseler çoğu zaman inkarda kalıyorlar ve kendi hallerinden hayatlarından memnun bir şekilde devam ediyorlar. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki kendilerine diyor mal ve evlat vermişsek bolca biz onların hayrına mı koştuğumuzu zannediyor onlar hayır onlar işin farkında değiller çünkü malın çok olması evladı yalın çok olması, efendim zahiren halkın itibarının çok olması, şöhretli olmak, bütün bunlar Allah katındaki değeri göstermiyor. Allah katındaki değer ve şeref insanın kalbindeki imanla, kalbindeki takvayla, Allah'a karşı duyduğu saygıyla ölçülür. Cenab-ı Hak katında geçer akçe kalbi selimdir, geçer akçe takvadır, salih amellerdir. Öyleyse gerçekten insan dünyadayken sıhhat ve afiyet içinde olmasına, mal mülk içinde olmasına, itibar ve şöhret içinde olmasına aldanmamalı. Buradan bunu anlıyoruz. Rivayete göre Hazreti Ömer'e Kisra'nın bilezikleri getirilmiş İran Kisra'sının. O da onu alıp Süraka radıyallahu anh'ın koluna takmış ve bilezik omuzuna kadar çıkmış Süraka'nın. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'ım ben senin peygamberinin senin yolunda harcamak için eline mal geçmesini arzu ettiğini gördüm. Biliyorum sen malı onun nazarında değersiz kıldın. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh'in de böyle kıymetli malları cömertçe vermekten hoşlandığını da biliyorum. Allah'ım bu taraf ilahinden yani senin yüce katından Ömer için bir imtihan olmasın demiş ve peşine onlar zannediyorlar mı ki Kendilerine verdiğimiz bunca servet ve evlatlarla üzerlerine hep hayır yağdırmak için can atıp duruyoruz. Hayır ama onlar yanıldıklarının farkında değiller. Bu ayetleri okumuş Hazreti Ömer Efendimiz. Demek ki insan mal ve mülk içinde de yüreği titremeli. İnşallah demeli Cenab-ı Hak bize verdiği bu emanetlerin hakkını vermeyi, şükrünü eda etmeyi nasip eder. Bunlar bizi aldatıcı olmasın. Dünyaya karşı gönlümüzü e, tamamen kaplayıvermesin. Yani bizi esir almasın diye insan e, böyle bir hisli yürekle Allah'ın kendisine verdiği nimetlere yaklaşmalı ve olabildiğince o nimetleri diğer kardeşleriyle, mümin kardeşleriyle olabildiğince paylaşmalı ve böylece şükrünü eda etmiş olmalı ki mal dünyadaki o nimet ahiret nimeti haline de dönüşsün efendim. Allah'a emanet olunuz.